zenginlik, mal, mülk, para neye yarar? Yanında sen olmayınca. Ah! Sen ne yapıyorsun burada? Beni mi bekliyorsun? Teşekkür ediyorum, vallahi billahi. Dur bir şöyle üstümdekileri çıkarayım, bir kahve içelim ha. Sen kahveyi koy, gel. Ne var burada, ne oldu? Altın, gümüş, pırlanta, zümrüt, sedef, yakutla kim mutlu olmuş dünyada? Bir tek içten gülüş, bir tatlı söz, bir rüpüş sevda. Pardon. Ama ben çok korktum. Vallahi ben de çok korktum. Böyle geçiyordum. Dinledim. Vallahi çok güzel söylüyorsun. Ağzına sağlık. Dinlediğini bilsem söyleyemezdim. Ama böyle güzel söylediğini bilsem hep dinlerdim. Tamam, o zaman aramızda kalsın. Tamam, kimseye söylemem. Tamam, söyle. Köpek de dondu. O zaman ben böyle devam ediyorum. Bir kahve ikram edeyim diyeceğim ama şimdi... Yok, ben zaten daha dinlenmem gereken birçok oda var. Tamam, kolay gelsin. Sağ olsun. Aramızda. Tabii tabii, aramızda. Tamam. Yanında sen olmayınca bazen yaşar, bazen keder, tatlı yürek geçip gider. Acı günler beni tutup da beraber. Altın, zümrüt, feyiz. Bugün kalabalık bir grup daha geliyor otele. Eylül. Eylül. Ha? Pardon. Günaydın. Günaydın. Ya sizin bu aktivitelerin saatleri de biz askerde bu kadar erken kalkmadık ya. Gün doğumu aktivitesini ne zaman yapmamız gerekiyor sizce? Bunda bilmeyecek ne var gün doğumunda? Bravo. Nasıl? Uykusuz kaldığınızda değil mi? Valla doğru zamanda doğru yerdeyiz diyebilirim. Sen şimdi bir de şarkı patlatırsın. Sen bir aşkın kıyısında, güneşin doğuşunda güzel gülüyorsun, benim aklımda, ruhumda sen. İçimde büyürken ayak seslerin, zamanı durdurdum, cevabını buldum sen. Bir aşkın kıyısında bana doğru sen. Anne tamam, bir de davetiye listesini yollayacağım, ona da bir bakarsınız. Tamam, hadi görüşürüz. Annenim ben seni. Görüşürüz anneciğim, öptüm. Ama başkalarının konuşmalarını dinlemek hoş mu? Yok, ben dinlemiyordum. Efendim Faruk? Eylül, ne yapıyorsun? Şu an müsait değilim. Dur kapatma. Ya günlerdir doğru düzgün konuşamıyoruz seninle ya. Niye sen sinirlisin bu kadar? Faruk, ama sana müsait değilim diyorum. Şimdi bana sorduğun soruya bak, müsait değilim. Tamam tamam. Müsait olduğunda konuşuruz. Tamam. Gerçekten başkalarının konuşmalarını dinlemek güzel bir şey değil. Hayır yok, ben yazarken böyle giymek için rahat bir şeyler bakıyorum. Bu da fazla rahat durdu çünkü. Kahramanımızın artık nasıl bir kahramanlık yaptıysa amacı nedir? Yani bu düğüne mani olmak mı? Mani. Demek ki Yeşilçam filmi yazıyorum. Muhakkak mani olacağım buna. Ulan ben ne diyorum ya? Ne yazıyordum ki ben? Ben tam olarak ne düşündüğümü de bilmiyorum. Of, of. Ah, merhaba. Ya ben sürekli bunu görüyorum da ismini bilmiyorum. Azman. Azman mı? Hı. İsim cüsseye biraz büyük değil mi? Şakası orada ya zaten. Şaka, doğru, pardon. Şey böyle otur falan deyince oturuyor mu? Aslında her şeyi yapıyor ama söylendiği zaman değil. Nasıl gidiyor? Ha, fena değil, fena değil. Hikaye ne? Yani konusu? Ah işte onu bitirmeden anlatamıyoruz, meslek şeysi. Aa, anlıyorum.
Babuzun mu? Hı, evet, hatta belki bizim düğüne denk geliyor. E, güzel işte. Nasıl yani? Yani ben olsam, gerçi ben evlenmem de, hani evlenseydim düğünümü bir babuzumun şenliğine denk getirirdim. Bir saniye ya, nasıl olacak o şimdi? Öyle senin hayal ettiğin gibi 40 gün değil tabii yani. Ama 3 gün olabilir. Aa, şahane fikir bu. Kusura bakmayın da işimiz bu yani. İlk gün ne oluyor, ne yapılıyor? İlk gün üzümler toplanıyor. E tamam işte, biz topluyoruz. Yani siz topluyorsunuz. Daha doğrusu düğüne gelenler topluyor. Ya vallahi bravo. Demek ki senarist adamın hali gerçekten başka oluyor. Aman efendim, lafı mı olur? Yani genç çiftimiz için küçük bir düğün hediyesi. Değil mi Azman? Azman nerede? Azman gitti. İkinci gün ne yapacağız? Bilmem, ikinci gün ne oluyor ki? İkinci gün kızlar böyle çıplak ayakla üzümleri eziyorlar. Oho, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ha. Bu düğün tutar. Ya. Evet, şahane şeyler var. Benim kafa şimdi çalışmaya başladı. Biraz hayal ediyorum tabii. Bak, şimdi diyelim ki burası böyle muazzam bir bağ. Gelsene biraz. Gel, gel, gel. Kapat gözlerini. Sinan? Bağ? Neyi? Ha, bağ. Evet, onu kuruyorum ben de. Nereye bağlayayım hikayeyi? Çünkü bir yere bağlaman lazım. Çatışma gerekiyor. Muazzam bir bağ ve bağın içinde bir orkestra gizli. Ama biz ne yapıyoruz? Her iki tarafa da böyle kocaman gölgelikler koyuyoruz. Aksi takdirde sistem yarım saatte çöker. Orkestrayı da şu gölgeliklerin altına alalım. Yazık, güneşin altında adamlar. Şimdi oraya getirecektim lafı zaten. Vallahi lafı ağzımdan aldım. Hemen çabuk gölgeye geçin bakayım. Laf dinlemiyor. Tabii aklı fikri müzikte bunların. Müzisyen oldukları için. Şimdiden güzel gözüküyor. Ya. Evet. Baksana şu güzelliği. Evet ya. Ay çok güzel. Sonra ne yapacağız? Sinan, sonra ne yapacağız? Ha, böyle akşam yemeği falan herhalde. Sandalyelere giydirirsiniz. Ya şu sandalyeleri giydirmek niye bu kadar önemli senin için? Çünkü bence önemsiz şeyler önemlidirler. Zaten sen önemsediğin için önemli olmuyor mu eskiden önemsiz olan şeyler? Tabii. Biz neden bahsediyoruz? Serre fikrim yok ama bence önemli değil. Elin, Faruk'un dizisi başladı. Gel çabuk. Geliyorum. Müsaadenle. Faruk'a bahsedeceğim bunlardan. Görüşürüz. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Sen zavallısın. Zavallının tekisin. Yine berbat bir oyunculuk Faruk'cum, berbat. Sakın, sakın ha o kızın aklını çeleyim deme. Ne diyorsun bu fikre? Güzel. Peki sen ne diyorsun benim fikrime? Hangisine? Skype'ta tıraş olma fikri. Harika değil mi? Ha? Yani emin olamadım. Ha, bu arada burada seni tanıyan bir senarist var. Bu fikir aslında onun. Kimmiş o ya? Sinan Armağan. Sinan Armağan mı? Evet. Ne arıyormuş orada? Yazıyor. Ulan gene geri zekalı bir şeyin peşindedir. İyi tanıyorsunuz siz birbirinizi galiba. Boş ver. Önemli değil. Sen gene de fazla yüz verme herife. İyi birine benziyor bence. Benim hakkımda ileri geri konuşuyor mu? Faruk, kapatıyorum. Sürekli böyle karşımda tıraş olman asabımı bozuyor. Bu ara her şey senin asabını bozuyor zaten. Hadi kapatıyorum. Eskiden sen kapat, sen kapat yapardık. Aşkım, eskiden karşımda tıraş olmazdım böyle. Ya seni güldüreyim diye yaptım. Başaramadım. Haklısın. Neyse. Görüşürüz. Hoşça kal. Eylül. Efendim? Bak. O adam seni güldürmeye çalışırsa bil ki bu sana asılıyor demektir. Sakın gülme. Peki aşkım, tamam, gülmem. Son bölümü seyrettin mi? Tamamını seyredemedim. Ya ben her bölüm kendimi çok beğenmiyorum ama bu bölümde böyle yani bir başka bir şeyim ya. Yani bir bakmışım böyle bir üç numaradan böyle. Ya bir şey söyleyeyim ya, ben hakikaten acayip bir şeyim ya. Acayip bir şey olmuşum gene. Bu sefer ben de beğendim gene kendini beğenmeni. Öyle deme. Twitter yıkıldı, yıkıldı. Telefon çalıyor. Hadi bay. Tamam, hoşça kal.